konuşmamızı doçent doktor Recep Özrek hocamız verecekler. Buyurun Sayın Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Sayın Başkan, kıymetli hocalarım, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bize bu güzel imkanı sağlayan Ahi Evren Üniversitesi yetkililerine, ilma yetkililerine, teşrifleriyle bu programımızı şereflendiren kıymetli katılımcılara en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerini arz ediyorum. Ben tevhidi düşüncede geleneğin önemi konusuyla ilgili anlatmak istiyorum. Üç aşama halinde biraz hızlıca anlatayım ki 15 dakikaya yetiştireyim. Bir bakış açısı önemli. Neden önemli? Çünkü tevhidi düşünce ışığında ilimlerin yeniden inşa edebilmek için Müslüman gibi bakmak lazım. Bu tevhidi bakış açısı derken bir Müslüman olaylara nasıl bakar, bir Müslüman olayları nasıl değerlendirir, biraz bununla ilgili. İnsanlar karşılaştıkları olayları inançlarına göre, duygularına göre, düşüncelerine göre, heyecanlarına göre anlamlaştırabilirler. Benim oğlum Muhammed ellerinizden öper. Dedim ki oğlum bak tavus kuşunu gördün mü dedim. Aha falan geldi. Baktı ne güzel bir kuş. Dedim baba yeniyor mu bu? Bismillahirrahmanirrahim oğlum. Yani hayvanın şu güzelliğine bak. Yani renklere bak, uyuma bak. Adam tavuğu böyle görüyor. Yani tavus kuşunu böyle görüyor. Ya bu tavus kuşu bu mu yani? Bu mudur yani? Bu dedi tamam sana bir şey alacağım yani bir tavuk döner alacağım yani. Neye bakıyorsa, nasıl bakıyorsa öyle görmüş oluyor. İşte dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Bunu nasıl değerlendirdiğinize bağlı. Birisi eyvah beyaz felaket, yandık, kül olduk, mahvolduk diyor. Öbürü yaşasın ya rahmet yağıyor diyor. Yani toprağı kapatacak, bitkileri doldan korumuş olacak, hafif hafif eridiği için toprak suya doymuş olacak, yeraltı kaynakları doymuş olacak filan gibi. Biraz o yüzden olaylara nasıl baktığımız, olayları nasıl değerlendirdiğimiz meselesi önemli. Biz la ilahe illallah diyoruz ki kelime-i tevhid bu. Kelime-i tevhid çok önemli. Niye önemli? Çünkü biz kelime-i tevhid ile birlikte bir bakış açısı kazanıyoruz. Olayları değerlendirme kazanıyoruz. Yani olaylara nasıl kıymet vereceğiz? Hangi durumda hangi tavrı takınacağız? Bu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyince biz kelime-i tevhid, biz artık Müslümanız. Olaylara Müslüman gibi bakacağız demiş oluyoruz. Bu bakış açısının önemiyle ilgili Peygamber aleyhisselam ashabıyla birlikte Arafat bölgesinden gelirken Müzdelife yakınlarında Muhassar Vadisi diye bir yer var. Burası Müzdelife'den sayılmıyor. Müzdelife vakfesini sakın burada yapmayın. Bu sınırı da bulunmayın diye özellikle uyarılır. Burası Ebrehe ve ordusunun helak olduğu yer. Ebrehe ve ordusu burada helak olmuş. Yoruldukları için burada konaklamışlar. Demek ki bir iki kuyu falan vardı. Oradan kırbalarına su doldurmuşlar. Karnı çok acıkan bir ekmek yapayım demiş, hamur yoğurmuş falan. Peygamber aleyhisselam demiş ki, burası nere? Muhassar Vadisi. Kalkın gidiyoruz. Burada durmayalım. Cenab-ı Hak burada bir milleti, bir kavmi yok etti. Helak etti. Allah'ın gazabı buraya geldi. Burada durmuyoruz. Kırbalarına su dolduranlara boşaltmıyoruz.
kullanarak dökün onu demiş. Şimdi biz rasyonel olarak bakıyoruz. Ya acaba su zehirli miydi? Olabilir. Suda bir problem mi vardı? Olabilir. Olmayabilir. Bizim göremediğimiz başka bir şey de olabilir. Manevi bir şey olabilir. Yani bu sudan içenin